yani rahmetli annem aktarmıştı ki birkaç defa da onunla beraber de gittik o dönem cenaze yerini görmek için başvuruları falan oldu. 1985 yılında hayatını kaybetti abim. İşte o dönem annem Siirt Alay Komutanlığı'nda cenazeyi teşhis ediyor. Teşhis ettikten sonra cenazeyi kendilerine vermelerini işte İslam hukukuna uygun bir şekilde temizleyip, yıkayıp, kefenleyip defnetmeyi talebinde bulunuyor ama o dönemin konjonktürü, o dönemin askeri yaklaşımı veyahut da işte o dönemdeki yaklaşımlardan kaynaklı cenazeyi vermiyorlar anne. Annemle beraber iki arkadaş, pardon, abimle beraber iki arkadaşı da hayatını kaybediyor o günkü o çatışmada. Bir tanesi Çiçekli'ye bir kadın arkadaştı, bir tane de Pervarili bir erkek arkadaş olduğu söylendi de şimdi ismini hatırlayamayacağım. Üçünü beraber bir pikabın arkasına atıp şimdiki Navala Kasaba dediğimiz Kasaplar Deresi'ne götürüldüğünü annem bizzat kendi gözleriyle tanıklık etti. Ki o dönem Günay Aslan'ın da içinde olduğu arkadaşlara da ki o dönem yakın bir dönem 88-89 90'lı yıllarda falan bir röportajdı o. Yani yerini dahi biliyordu benim annem ki o zaman hani o çevre yoludur veya diğer yapıların çoğu da yoktu orada. Yani bomboş bir alandı. Annem birkaç defa girişinde de bulundu İnsan Hakları Derneği temelinde yani cenazeyi alma konusunda bir türlü alamadık. İşte o dönem annemin gözleri önünde bir çukur açılıp her üç hayatını kaybeden her üç arkadaşı da beraber bir yere gömüp kepçeyle üstlerine kum atıldığını annem kendi gözleriyle gördü. Yıllarca da mücadele etti alabilmek için. En son alamadı, vermediler. Orada cenazesi olan bir ailenin üyesi olarak söylüyor. O imarı da kim vermişse, buna kim izin de vermişse ve şu anda kim de yapıyorsa bu halkın vicdanında yargılanacaktır. Yani insanların cenazeleri üzerinde yüzmek nedir ya? Kendini yerden yere vurmak nedir yani? Düğün salonu nedir? Lüks villalarmış, lüks villa nedir? Yani siz kendi çocuklarınıza yarın buranın altında cenazeler var, biz bu cenazelerin üzerinde yürüyoruz muyuz, yüzüyor muyuz diyeceksiniz. Halay mı çekiyoruz diyeceksiniz yani. Cenazelerin olduğu yerden otoban gibi çevre yolu geçirmek nedir yani? Onu geçirecek başka yer mi yok? Yani insanların acılarının üzerinde tepilmek mi, yüzmek mi? Hani bunu hangi Siirt halkı, hangi Siirt insanı kabul eder ki? Bunu hangi ahlak, hangi vicdan kabul eder? İnsanın kemikleri, insanların cenazeleri üzerine yapı kurmak nedir ya? Ya bunun hukuki bir boyutu da yok aslında. Hani her taraf, hukuk her şeye uygun olabilir ama vicdana uygun. Hangi vicdan bunu kaldırır? Nasıl siz çocuklarınızın bir başkasının cenazesi üzerinde tepinmesine müsaade edersiniz? Hangi vicdan çocuklarınızın cenazeleri üzerinde yüzmelerine olanak tanır? Yani bu hangi ahlaktır? Hangi vicdandır? Biz ne zaman bu hale geldik? 8 ay önceydi Siirt'e gittiğimizde milletvekillerimiz falan da vardı. Grup başkan vekillerimiz falan. O dönem öyle hani bir böyle bir söylenti çıktı durdurulduğu yönünde falan. Ben hani Allah'a var yoğunluktan falan da pek oralı olmadı. 85'ten annem vefat edene kadar yani sıralan taleplerimiz oldu, başvuruların olduğunu hatırlıyorum. Hani şu anda hangi tarih, hangi gün, hangi saat inanın bilmiyorum ama o zaman bir türlü durduramadılar. Ama yani en yakın zamanda İnsan Hakları Derneği olur, barolar üzerinden olur, yürütmenin durdurulması için her türlü yasal girişimlere başvuracağız. En azından kendi ailem adına söyleyeyim, kendi adıma söyleyeyim. Yani ne gerekirse gerekse, elimizden ne geliyorsa gelsin yapacağız hukuki temelde. Nereye başvurulması gerekiyorsa. Orada yüzlerce insanın cenazesi var. Her hangi o cenazelerin sahibinin kim olduğunu her aile de kendini biliyor. Ve buradan bütün ailelere çağrımızdır. Bütün ailelere çağrımızdır. Herkes ya olduğu yerde ya kolektif bir çalışmayla artık nasıl öngörülürler, süreç neye evrilir bilmiyorum ama olduğumuz yerde bir an önce bütün hukuki yerlere başvurmamız gerekiyor. Şu anki mevcut iktidarın herkese rant kapılarını açması. Tabii bir yerde kapitalizm de öyle bir şeydi. Yani kapitalizmin, hani kapitalin peşine düştüğün andan itibaren değerlendirme mantığında kalmıyor. Bütün algıların kapanıyor. Vicdan kalmıyor. Ruh kalmıyor. Sadece ben merkeziyetçi, sadece bencillik ortaya çıkıyor. Yani yüzlerce ailemiz oradan geçerken yüreklerinin paramparça olduğunu biliyorum. Bir tanesi de biziz, bizim ailemiz. Yani oturup başında dua edeceğimiz, bir Fatiha okuyacağımız bir alanımız yok. Onu bile kaldırdık. Daha dün Hasan Keyfi yok ettiler. Bugün, daha dün bu cenazelerin üzerine çöp yığınları dökülüyordu. Şimdi o da olmadı, bina yapılmaya başladı.
Yani bunun yapılması da, alınması da, satılması da ahlakla, vicdanla tanımlanabilecek bir şey değil. Yani zerre vicdanı olsa yapmaz diyeceksin, ya onunla da bağdaşmıyor. Zerre ahlak olsa yapılmaz diyeceksin, onunla da bağdaşmıyor. Yani oturtacak yer yok. Ya bundan dolayı yapılıyor diyemezsin. Vicdansız ve ahlaksızdır diye yapılıyor veya vicdansızdır, ahlaksızdır diye satın alıyor. Bunun da ötesinde bir şey olması lazım. Buna izin verenler de, bunu yapanlar da, satanlar da, alanlar da. Bu başka bir şeydir. Yani. Bu bir halkın acıların üzerine çöp yığınlarını döküp üzerine düğün salonları, havuzlar yapmak. Yani bu hiçbir şeyden anlatılamaz. Hiçbir şeyden bağdaşamaz yani. Oradan ev almayı düşünen ailelere söylüyorum. Yani birileri sizin çocuklarınızın mezarları üzerinde havuz yapsa, villa yapsa, düğün salonu yapsa ne hissederdiniz siz? Yani buradan bütün Siirt halkına çağrımızdır. Lütfen ama lütfen bu oyuna alet olmayın. Lütfen ama lütfen çocuklarınızı başkalarının cenazeleri üzerinde yüzdürmeyin. Düğünlerinizi başkalarının cenazeleri üzerinde yaptırmayın. Lütfen ama yani kendinizi bu insanların yerine koyun. Yani.